Ruhsuzlanması aklınıza geçiyor. Halbuki onların öldürülen insanlar efendim bizim geldiği imparatorluğumuzun insanıdır. En azından Müslümandır. Arnavut değil ona. Müslüman diyemiyor gazete alçaklıklarından. Bu kadar Arnavut öldürüldü. Bu kadar Müslüman katlolundu diyemeyin. Böyleyken Rus kafiri Muaz'dan geçmek ister Müslümanları kayırmak üzere harekette bulunan Amerikan donanmasını arkadan vurmak için. Biz de diyoruz geçin. İlk karşı çıkmak lazım gelen bizim hükümetimiz olması lazım gelirdi ki ben ne Montreux efendim anlaşmasını kabul edeyim ne de Lozan. Pes etmişim. Çünkü sen benim insanımı Müslümanları katleden bir kimseleri müdafaa için yürüyen donanmaya arkadan vurmaya geçecek. Kapattım şeyi Muazzar'ı diyemeyim. Şimdi o koca alanda zırhlılar içeri girip toplarını İstanbul'a çevirse teslim ol dese Gölcük'teki donanmanın önüne böyle girip kapatsa ne haber Engin? Hiç kımıldayamaz. Ya donanmadı çünkü onun üstündeki ateş kuvveti Türkiye'nin ateş ordusunun ateş kuvvetine 3 defa 5 defa keser. Elametler ada gibi. Görüyor musun yani o resimleri görmedin? Arkasından boyuna geçecek. Çünkü sorma gir hani. Muhasebe üstünden para alır geçirdir. O yoldan para almaz hükümet. Ne ticaret gelişinden ne harp gelişinden. Elini kolunu sallayarak geçecek. Ve Bosna'yı da vuracak. Kosova'yı da vuracak. Arnavutlu'yu da vuracak. Makedonya'yı vuracak. Hasılı kelam oradaki İslam'ın kökünü kesecek, bizim avanak ecevit yol veriyor, geçsin diyor. Kapı, şey var, muahedemiz var. Muameleyi sil bilmeyi de at. Ne muahedesi bu? Mevla sahip karakterli, sıfır karakterli, sıfır iradeli bir kimsenin elinde bir koca bir memleket şimdi. Onun için, şimdi onun Rus Türkiye'ye girer, Amerikan Şam'a girer. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek daha aşağı inmesine. Çünkü işini bitirir artık. Bütün petrol şeyleri eline geçmesi hiçtir. Çünkü şeyden Irak'ta onlar düşmanı. Binaenaleyh Amerikan her cihetinden hani kara harekatını şeyden başlatacak. Irak'tan Türk'ün orduları da yukarıdaki o Rus'la beraber aşağıdaki Şam'la beraber olacaktır. Onun için Rus'un Türk'e girmesi, Türkiye'ye girmesi umumi harbi çıkarır dedi Şeyh Efendi Hazretleri. Muhittin Harbi Hazretleri istihracı diyor. Çünkü tehlikeli bir günlerdi şimdi. Öyle olduğunda ordu aciz kalır, ikiye bölünür. Buradaki ordu NATO'nun emrine girecek. NATO dediğinde Amerika buraya kuvvet edilecek, açacak iki tersi. Bitirecek buranın işini kesinlikle. Yani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamaz Türk. Buradaki ordu hareket eder, elindekini attıktan sonra gerisini getirmez. Çünkü donanma tutar artık. Denizi tutar. Öyleyse bu buradaki efendim Amerika'nın kontrolü Şam'da, Irak'ta, İran, efendim, Suriye, Lübnan, hep Arabistan, hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşırlaş olurken Alman bir taraftan hücum edecek İslamları bitirmek için. Japon da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek. Kızılca kıyameti koparırlar. Bu atom bombaları bilmem neler kontrolden çıkmadan istediklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar, bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği yani kompütörlerin durması manasına hepsi durur. Ondan sonra iş yürür bize taraftır. Her hareket bize taraftır.
Güney Doğu şamal yol açtığında oraya gideceğiz. İngiltere'de bu kompüterler üzerine ne derler o? Mesai. Demiş ki niye üzerine çip mi derler o? Mikroçip. Mikroçip. Hangisinin faal olduğu belli değildir dedi. Yani hesaba gelmez. Bu masayollardan varmış. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor hangisidir işleten çalıştıracak şeyi ateşleyecek. Bilsek bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Çip mi? Mikroçip. Mikroçip. Onun için kontrolden çıkacağı muhakkak diyor. Kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurtmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar varmış şuraya içinde dışında, üstünde başında şeyleri. Onun için diyor ki hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harbına girmeye kendini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber ortanın haberi olup o da karşılıklı. Karşılığını verecek yani. Düşmesini beklemeyin. Çünkü kimse cesaret etmez ona. Lakin bu şimdi kontrol, o zaman kontrolündeyken kimse basmaz, cesaret etmez ona. Kontrolden çıkınca kim kime tutsun. Onun için yediden bir kişi kalacak derdi şey kadar. Evet. Yediden bir kişi. Hakikaten. Evet. Yani mahdut sayıda değil, bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Nereye tayin olunduysa hedef oraya düşecektir. Cehennem gibi olur dünya. Nükleer bunlar. Nükleer ki hepsi şeylidir. Nükleerinde yoktur değil mi? Elhamdülillah bizde yok. Cenab-ı Hakk'ın emrine dönmeseler çare yok. Çünkü oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Biraz daha cinnet geçirecek, ölecek. Deli olacak onlar. Sıldıracaklar. Haşalara daha sıra gelmedi. Ordunun hareketine emir geldiğinde bakıyor. Haşaları bakalım. Konuşması, oturması başka. Fiyakayla. Gün başladığı vakitinde haşalık o zaman belli olacak. Neyle uğraşmak lazım geleceğini. Yani günler yakındır. Hazretin çıkmasına tecelli geçen cuma akşam namazından böyle şekildir. Bu akşam şekildir. Tecelli değişti. Zaten bir haftadır da otop atıyorlar oraya. Şeyler ya. Otarasyon yapıyor Amerikan. Bir haftadır akşam namazından itibaren dedi Hazret tecelli değiştiğine dair talimat aldı bütün evliyalar. Bu akşam gibi. Geçen sultanın bu akşam gibi. Akşam namazında döndü. Hepsini kapattı. Sırt da kapalı. Rus da kapalı. Sırt da ne halt edeceğini bilemiyor. Şaşırttı o da. Rus'tan imdat bekler. Rus paçam tutulmuştur. Ben de kurtulamıyorum diyor. Çünkü muharebe paranın üzerine düşündü. Parası harf olmaz mı? Yok. Onun için Amerikan düştü. Silah atmaktan bitmez iş. Parayla görür her şey. Onun için şimdiki talimat odur. Rus da şaşırttı. Amerikan oradaki insanları kayırmak bahanesiyle kalktı. Lakin birbirine zıt olan kimseler de var Amerikan temsilinde. Kimisi ister, kimisi istemez. Pentagon denilen merkez var onların. Efendim, lakin söz birliği edemez. Kimisi diyor hava harekatı kafidir, ileri gitmeyelim. Kimisi diyor ki karadan da patlatalım, başlayalım. Kimileri diyor ki bekleyelim,
işlere yaranacak, bu mülteciler çıkıp gittikten sonra ne yapacak bu? Ruslar ne yapıyor? Yani hepsi bir şey düşünüyor. En hafifinden bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikelidir çünkü. Vaziyet haddinden fazla tehlikelidir. Lakin maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye okur, kimisi tayarıyla dolaşır gider, kimisi olmadık şeyin arkasında koşturur. Halbuki bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Çünkü küfür yıkacak. Ulaşan hükümet yol açtırırken buldozer getirir, dağları yırtar, parçalar kayaları, ilk tesviyesini, yolun kaba taslak açılışı, o kaba ağır makinalarındır. Ondan sonra Amerikan asfaltını dökmeye tesviyesi ondan sonra gelir. Onun gibi şimdi Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce bu yolun yıkılıp açılmasıdır. Yani kafir kafiri kıracaktır. Allah'ın hikmeti onlar birbirlerine kıyam ediyorlar. Dünya hakimiyeti için. Onlar iyice kırılıp bittikten sonra o Amerikan asfaltını döşemek üzere İslam şeriatını döşemeye Mehdi ortama gelir. Kenar kıyıdakıları yıkar, keser atar, yolu tesviyesini yapar. Önce vakit kalmadı. Vakit şimdi tam kemalindedir. Evinde duran selamettir. Secdesi olan selamettir. Zulme niyeti olmayan selamettir. Kötü niyeti olan tehlikededir. Kötü fiili olan tehlikededir. Şeriat istemeyen tehlikededir. İslam'ı istemeyen tehlikededir. Namaz kılmayan tehlikededir. Oruç tutmayan tehlikededir. İslam'ın şanlarını yerine getirmeyen tehlikededir. Bu aşikar. Onun dışında dünyanın orduları o kimseleri kurtaramaz. Hiç bastıracak. Rabbinallah'ın tevfik mühmeti fatih. Bir de bekleyen şeyde Kıtta oraya gitmek isterim. Şam'a. Şam'da tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında orada beyat olacaktır. Dünyanın üstünde bu hareket başladığında da emni aman oradadır. Ne gibi bir yolla biz buradan Trablus'a çıkmaya veya Tartus denilen yer var. Oraya çıkmaya veyahut Beyrut'a çıkmaya kısa mesafede vasıtalar da tedari. Yer var şimdi. Orada Lübnan'da belki bin aile barındıracak açık yer mesafe var. Şeyde Trablus'un üst tarafında güzel yerler oraları. Tabii oradan şimdi bu teknoloji durduğu takdirde her şey eski tabiatına dönecektir. Yani insan gücünün efendim tekrar hizmete gireceği devre gelecektir. Bu fetret devresidir. O kısa bir zaman olur. Harpler darbe bittikten sonra başka menba açacaktır. İslam'a tekbir ile beraber İslam'a efendim kudretullah'tan bir kuvvet açlanacak ki teknoloji efendim ışık süratının yanında eşeğe binen adamın süratı nedir? Her sahada o kuvveti kullanmaya izin verilecek. Mehdi Aleyhisselam tekbiri aldığında ağır ağır efendim buradan oraya kısa mesafedir. Vaziyet Muharrem'in içerisinde daha ziyade aydınlığa kavuşur. Bu Muharrem. Ona bakıyor. Ağırlık bir tarafa fazlalaşacak. O vakıda belli olur. Hangi taraf ağırlaşıyor. Çünkü Lübnan'da ecnebilere kalmaya kolaylık çok var. Kim gelirse barınabilir. 3 ay, 6 ay.
Şam'da biraz sıkı tutuyor onlar. Lakin Şam da değişecek. Şam değiştiği vakitte izin veririm oraya gelmeye. O zaman Türkiye çok değişecek. Türkiye'de Müslümanlara şimdiki rahatlık yok. Yok şimdi Müslümanlar çok rahat. Oraya buraya dokunduğuna bakma. Müslümanlar çok rahat. Cenab-ı Hudur'da açılacak millet Anadolu'nun cenubuna ve Şam'a doğru akacaklar. Ha ki bu Amuk Ovası'ndaki muharebe neticeye varıp Rus yıkılıncaya kadar, Sırplar bitinceye kadar o bir sıkıntı devresi olmuş onlara Türkiye'de. Onlar 3 ay sonra yıkılıp gittiğinde Türk açık. İşte diye herkes yerine döner. Efendim? Sıkı günler var demek. Var 3 ay. 3 ay dediğim sıkı gündür. Onun arkasında artık tekbiri aldı mı biter. İşte 2000 tarihinde ümit ederiz ki artık o İslam'ın kuvveti, tekbirin kuvvetidir. Bu teknoloji dediği o para etmeyecek, sıfırlanacak. Kendilerin zamanında sıfırlanacak da onun arasında 3 ay kadar bir zaman olur. Gene insan bedeni kuvvetini kullanmaya mecburdur. Lakin ondan sonra Hazreti Mehdi tekbir aldığında manevi güç verilecek. En azından insan gözünün baktığı yere mümin yetişir. Ne araba ister, ne tayyare ister. Hormonlu gıda var, ne hormonlu hayvan var. Her şey tabiatına dönülecek. Şey, şart ol. Namazı kıl. İmana, İslam'a dikkat et. Haramı ağzına koyma. İşin tamam. Ondan ötesini çuvallayacak. Acaba hiç sorma gitsin. Bir tonele giriyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana. Dünya ağır ağır tonele yaklaşıyor. Karanlık bir toneldir. Lakin tonelin öteki başında başka dünya var. Bu girişteki dünya başkadır. Bu dünya şeytanın dünyasıdır. Toneli geçtikten sonra Allah Celle ve Ala'ya ait olan, o kimselere ait olan dünyadır o. Bu şeytanın dünyasına bağlı olanlar tonelin içerisinde kalacaklar, geçemeyecekler. Çünkü onların istediği hayal o tarafta yok. Madem istemiyorlar, burada onlar kalacak. Geçecek olanlar ancak şeriatı isteyenler geçecek. Onun dışında olanlar geçemez. Hepsi burada işleri biter. İşte o tonele yaklaşıyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana. Ağır ağır dünya yaklaşmakta. Giriyor dedi içeriye. Dönüşü olmayan girişti o. Dur edelim çıkalım diyor dedi o. Hepsi. Tonele girince pençeleri kapatırlar ya. Cebri kapatıyor. Efendim o tarafı istemeyenler burada dışarıda kalır, atılır, o tarafa, o dünyaya ait olan insanlar o tarafa geçecek. Şimdi hiç korkma. Şeriatı istemeyenler oraya gitmez. Ne işi ifrat edecek orada? Allah'ı istemeyenlerin işi yok orada. Şeytanı isteyenler burada kalır bu tarafa. Endirirler bırakırlar, atarlar bırakırlar. Allah'ı isteyenler o tarafa. O tarafa geçenlerden olalım inşallah. İnşallah. Korkma canım, mühürlü. Mühürlü bir kişidir. Fatiha. Bizim tembihatımız bütün ihvanlarımıza İstanbul'da, Anadolu'da kadınlar işi olmadıkça, zaruret olmadıkça sokağa çıkma yok. Permüke vardır. Onun için bu sözü İtibara alsınlar, sokağa çıkmasınlar. Çıkacaklarsa tenha yollardan geçsinler ve ders meclisleri olsun, mevlidleri olsun, kendi mıntakalarında yapsınlar, uzak mesafelere gitmesinler. Kendi meydanlarında, kendilerine yakın olan yerlerde zikir, hatim, Kur'an-ı Kerim,
Mevlid-i Şerif kıraatı kendi müntakalarında yapsınlar. Bir semtten bir semte gitmeye gerek yok. Ondan sonra meclisleri uzatmasınlar. Nihayet bir saat. Bir saatten sonra herkes evine. Bilhassa akşam namazını muhakkak evlerinde kılsınlar. Akşam namazı sokakta kadın bulunmayacaktır. Hiçbir gerekçe gerekmez orada şunudur bunudur. Hayır. Akşam namazından sonra sokakta bizim ihvanımız görülmeyecektir. Ve hemen hizmetlerini bitirip evlerine dönsünler. Kadınların ibadethaneleri şimdi evlerinde olacaktır. Kendilerini gözetsinler. Çalışmaya mecbur olmayan kadın vazife görmesin. Kocası beraberse zarar yok. Bir kadın erkekli olan grupla beraber gelirse zararı yok. Erkeksiz kadın sokağa çıkmasın. Gece. Bir korku olursa evlerinin kapılarını kapatsınlar. Besmeleyle ayetül kürsü okusunlar. Abdest alıp küçük büyük evde otursunlar. Onlar bir şey gelmesin.